Bu gelinciklerin arasından, bu gelin gibi arazinin içerisinden mutlu sabahlar, günaydın bütün dostlarımıza. Hani Cengiz Kurtoğlu'nun bir şarkısı var ya, gelin olmuş gidiyorsun diye. Evet, bu arazide şu anda gelin olmuş. Bu arazi gidecek gari. Sahibini bekliyor buradan. Şimdi size öyle bir güzellik buradan göstereceğiz. Yani biz bile bazen böyle şaşırıyoruz. Arazi videosu çekerken gerçekten muhteşem bir parsel burası. Peki neredeyiz biliyor musunuz? Bugün yine Seydi Kemer Yakaköy'deyiz. Yakaköy'ünde en güzel tam gelin olmuş bir parselini bulduk. Gerçekten muhteşem. Arkaya kadar uzanan, arka tarafında yamaç olan çok az bir yamaç bölüm olan bir parselin içerisindeyiz. Ben size en arka kısmını da buradan göstermiş olayım. Şöyle baktığımız zaman da arka kısmı aynen bu şekilde. Orada dediğim gibi çok az bir kıraç, yamaç bölge var. Oradan aşağısı komple bu görmüş olduğunuz buğday bahçesi, buğday arazisi diyelim biz şu anda itibariyle. Fakat burası köy yerleşik alanı içerisinde olan bir parselimiz. Özellikle şunu belirtiyorum. Siz şöyle bir manzarayı seyrederken ben de buradan nacizane birkaç kelime edeceğim. Bazen fazla gevezelik yapıyoruz da. Tabii böyle gelincikleri görünce biraz da of, çok enteresan. Burada bir diken var. Onun içerisine girdim. Sakın böyle dikenli yerlere girmeyin. Evet. Bu da böyle bir enteresan durum. Evet, şu anda tam parselimizin içerisindeyiz. Dediğim gibi manzara müthiş buradan. Aşağı baktığımız zaman gerçekten müthiş bir manzara var. Bütün ova ayaklarınızın altında. Buradan Seydi Kemer ilçe merkezine kadar görme şansınız var. Şimdi köy içi demişken ben size mahallenin nerede olduğunu da göstereyim. Siz o zaman daha iyi anlayacaksınız. Bazı arkadaşlarımız arazinin içerisine girmediniz diye, dışarı çekim yaptınız diye buradan hönkürüyorlar, tuhaf şeyler söylüyorlar. Biz arazi çamur olduğu zaman yan parselden çekmek zorunda kalıyoruz ki burada şimdi şu anda çamur diye bir şeyimiz yok. O yüzden şimdi bahçenin içerisine girdik. Bahçenin içerisinde rahatlıkla çok güzel bir çekim yapacağımızı düşünüyorum. O arkadaşlarımız da buradan bizleri sahtekarlıkla onunla bununla suçlamasınlar. Suçlarken de ilk önce herkes bir kendine baksın. Ondan sonra suçlanması gereken birisi varsa suçlayabilir. Ki bizim referanslarımız gayet temiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. O açıdan lütfen herkes önce bir kendisine aynada baksın. Ondan sonra buradan yorum yazabilir. Neyse onları biz bırakalım. Biz o tür insanları hiç gale almıyoruz. Çünkü biz her zaman önde yürüyoruz. Arkamızdan gelenler sadece o toz dumanın içerisinde, bizim bırakmış olduğumuz tozun içerisinden herhalde toz dokunuyor olabilir, alerji yapıyor olabilir. O yüzden onlar hep arkadan konuşurlar. Biz önde yürürüz. Benim mantığım bu. Evet, mahalle tam önümüzde. Burası Yakaköy'ün ikinci kademesi dediğimiz bölge. Burası villa bölgesi. Aynı zamanda şu anda gösteremiyorum ben size ama hemen o evlerin biraz üst tarafında en az 20 tane villa yapıldı. Yeni villa yapıldı. Çünkü burası köy yerleşik alanı içerisinde. Ve dediğim gibi burası manzara olarak müthiş. Buradan Seydi Kemer'e kadar rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii kameramızın açısı ne kadar gösterirse biz de sizlere o kadar gösterme şansımız var. Manzara olarak bu. Şimdi parselin özelliklerine gelince buranın her türlü elektrik ve yolu var. Aynı zamanda hem içme suyu hem sulama suyunuz var ki Kız Gölü dediğimiz burada bir su kaynağımız var. O da parselimizin biraz yukarısında. Buradan yaklaşık olarak 1 kilometre yukarıda tam parselimizin üst kısmına denk gelen yerde çok güzel, muhteşem bir doğal su kaynağımız var ki biz o suya karpuz çatlatan diyoruz burada. Yaz mevsiminde
Fethiye bölgesinde sıcaktan bunalan ve orayı bilen, bilmeyen, tabii ki bilmeyenler de sorarak geliyor oraya. Ve yaz mevsiminde orası hiç boş kalmadan sürekli yoğun bir şekilde insanlarımızın buraya gelen hem yerli halkımızın hem de buraya gelen misafirlerimizin orada vakit geçirdiği gününü orada o buz gibi suyun ön tarafında o çınar ağaçlarının altında muhteşem bir manzara ve gerçekten buz gibi o damak çatlatan suyuyla birlikte çok güzel bir mangal keyfi, çok güzel de bir orada gün geçiriyorlar. Buraya geldiğiniz zaman da mutlaka ben sizin rehberiniz olarak sizleri oralara kadar götürür. Orada mutlaka bir mangal keyfi yaparız hep birlikte inşallah. Şimdi parselimizin özelliklerine gelince. Burası 2273 metrekare tam olarak. Ve gördüğünüz gibi oradan bir demir kapımız var. Orada zaten bir tane yolumuz var. Bir de parselin üst tarafından geçen bir yol var. Fakat orada çok az kısımda bir arazi var. Yolla aramızda belki 5-6 metre mesafelik bir mesafe var. Oradan da yol alabiliriz. Şimdi hem alt tarafımızda yol olması hem de üst tarafımızdan yol alabiliyor olmamız bu parseli çok ayrı bir özellik katıyor. Çünkü hem altınızda hem üstünüzde karasu yolunuz olacak. Ondan sonra da burada rahatlıkla muhteşem bir manzara içerisinde ve arazi içerisinde kendi evinizi yapıp burada bu doğal hayatın içerisinde rahatlıkla yaşayabilirsiniz ki biz zaten çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Şu güzelliği, yan tarafımızdaki zeytin bahçelerini, her şeyi burada görüyorsunuz ki üst taraflarda zaten incir ağaçlarının da ayrıca kayısı, erik, badem ağaçlarının da, ceviz ağaçlarının da olduğunu belirteyim. Şimdi konum itibariyle böyle. Bir de buranın rakım olarak soracaksınız mutlaka. Burası biraz tepede kalan bir yer. Ama dediğim gibi burası villa bölgesi. Özellikle buraya villa yapıyorlar ki burada nem oranı yaz mevsiminde yani sıfıra yakın bir nem oranının olduğunu özellikle belirteyim. Ayrıca buradan zaten fazlasıyla o doğal su kaynaklarının olduğunu her zaman belirtiyoruz. Bir de rakım olarak sorarsanız demiştim. Burası yaklaşık olarak 700-750 metre civarında bir rakım var. Bu da şunu ifade ediyor aslında. Burada genellikle geldikleri zaman Akdeniz bölgesi olduğu için mutlaka bu tür sorularla karşılaşıyoruz. Narenciye için soruyorlar. Bu ne demek? İşte portakal, mandalin, limon, turunç tarzı meyvelerle ilgili biz bunlara narenciye diyoruz ki buralarda iklim olarak çok fazla soğuk olmuyor. O yüzden 700-750 rakımlar arasında zeytin ağaçlarının ve narenciyenin yetiştiği her yerde bütün sebze ve meyve ağaçlarını da rahatlıkla burada yetiştirebilirsiniz. Ayrıca burasının hem iklim olarak düşünebiliyor musunuz? Bu özellik her yerde olmayan bir özellik. Onu da özellikle buradan ifade edeyim. Şimdi kiraz biliyorsunuz yüksek rakımlı olan nem oranının çok düşük olduğu yaylı havasını çok sever. Fakat burasının iklim itibariyle, iklimi sebebiyle burada hem narenciye hem de zeytin, üstelik kiraz da burada yetişiyor ve muhteşem oluyor. Yani kiraz meyvesiyle narenciye çok zıt iklimlerde yetişen iki farklı tür meyvedir. Ama burası öyle bir özelliğe sahip ki her iki meyvenin de yetişebildiği bir bölge, bir alan. Evet, görüyorsunuz manzaranın güzelliğini. Zaten o dağın eteklerinden aşağıya buraya geldiğiniz zaman hem bu manzarayı bizzat yerinde görmüş olacaksınız. Hem de bu gelin olmuş araziyi artık hani diyorlar ya, arazi gelin olmuş, ata binmiş, ben geliyorum demiş. Artık kime kısmet, kime nasip olur. Onların takdirini sizlere bırakıyoruz.
Yine son olarak ifade edeyim. Videonun altında bütün açıklama bölümünde bütün bilgileri rahatlıkla görebileceksiniz ki yine de ifade edeyim. Burası 2273 metrekare bir alan. Seydikemer ilçe merkezinden yaklaşık olarak 18 kilometre bir mesafede bulunmaktayız. Yani çok da uzak mesafe değil. Ayrıca Sapkent Doğal Milli Parkımız da buraya sadece 10 kilometre mesafede. Bununla birlikte Yaka Park restoranı duymuşsunuzdur. Gelenler bilirler. Hemen alt tarafımızda yine burada Tulos Antik Kenti'nin olduğunu, eski Likyalılardan kalma bir antik kentin olduğunu da yine ifade etmiş olayım. Evet, şimdilik bu kadar. Fakat lütfen böyle bir manzarada, böyle bir araziyi kaçırmayın derim. Ve fiyat bilgisi dahil bütün bilgiler videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Şimdilik bu güzel manzaradan sizlere en güzel duygularımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.